Bobby ve David Bain çifti Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamaktadır. Bobby Bain, Mobile Alabama Üniversitesi'nde Uluslararası Festivaller Bölümünde müdür olarak görev yaparken, David Bain ise kimyager olarak mesleki kariyerini devam ettirmektedir. My name is Bobby Bain. Adım Bobby Bain. Mobile Alabama Üniversitesi'nde Uluslararası Festivaller Bölümünde yönetici pozisyonunda müdür olarak görev yapıyorum. Evliyim, 3 çocuğumuz ve 12 torunumuz var. Geniş bir aile sahibiyiz. Bu da tahmin edeceğiniz gibi yoğun bir tempoda çalışmayı gerektiriyor. Yıllardır buradaki Türk öğrencilerle zaten ilişki içerisindeydik. Ancak Türkiye'ye gidene kadar kendilerinin Gülen Hareketi'nin bir parçası olduğunu fark etmemiştim. Yani Gülen Hareketi'nin teorileri ve öğretileriyle ilk kez Türkiye'de tanıştım. Merhaba. Hello. Violet. Bonjour. Hi. Shalom. Shalom. Hasta la vista. Good morning. Etroj. Pardon. Gracias. Nasılsınız? Hola. La madre. Konnichiwa. Bonsoir. Pardon. Thank you. I know that basically, Gülen hareketinin öğretilerinin özünde tolerans, disiplin ve anlayışın yattığını biliyorum. Bizim de düzenlediğimiz festivallerde vurguladığımız şeyler bunlar. Bir insanın kültürünü öğrendiğinizde o insanın inancını da anlarsınız ve bu sayede onlarla birlikte yaşamanız ya da birlikte çalışmanız çok daha iyi olur. Bu hepimiz için daha iyi bir dünyada yaşama imkanı sağlar. Dinler arası diyalog aktivitelerinden çok keyif alıyorum. Bu aktiviteler neye, niçin inandığımızı anlama fırsatı sunduğu gibi, üç büyük din arasındaki yanlış anlaşılmaları da ortadan kaldırıyor. We went to two. Unfortunately, the students were out for the summer. Bir dönem Türk kolejlerinden bir tanesini ziyaret etme imkanım olmuştu. Ama maalesef öğrenciler yaz tatilindeydiler. Ama gördüklerim ve orada konuştuğumuz şeylerden çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Festivallerle ilgili çalışmaya başlamadan önce 18 yıl kadar vekil öğretmenlik yapmıştım. Türkiye'de gördüklerimden özellikle daha donanımlı öğrenciler yetiştirmek adına yürütülen öğretmen, öğrenci ve veli dayanışmasından çok etkilendim. Bence Gülen Hareketi'nde tolerans, anlayış ve disiplin çok önemli. Disiplinle başlayayım. Hayatta hepimizin disipline ihtiyacı vardır. Hepimiz iyiyi, kötüyü ve ne yapmamız gerektiğini bilmekle yükümlüyüz. Anlayışa gelince, hepimiz birbirimizi anlamak zorundayız. Hangi dine mensup olduğunuz önemli değil, ancak diğerlerini anlamak zorundasınız. Toleransa birlikte yaşamayı öğretiyor ve hepimize daha barışçıl bir dünyanın kapılarını aralayacak. Live together and hopefully for a more peaceful world. Think each one opens a door. Bence her bir aktivite ayrı bir kapıyı açıyor. Bu tip aktivitelerin hemen her yerde yapıldığını biliyorum. İnsanlar bir araya gelip konuşuyorlar ve eve döndüklerinde öğrendiklerini başkalarına anlatıyorlar. Böylece aydınlanan bir zihin başka bir zihni daha aydınlatıyor. Bugün yaşadığımız dünyada kiminle tanışacağınızı, kiminle çalışacağınızı, kiminle seyahat edeceğinizi bilmiyorsunuz. Uluslararası firmalar ülkeden ülkeye taşınıyorlar. Bugün yaşayabilmek için açık fikirli ve kabullenici olmak zorundasınız. Eğer olmazsanız, dünya sizin için çok daha zorlu bir yer haline dönüşebilir. Farklı dil, din, ırk ve kültürdeki insanlar, Gülen Hareketi'nin hoşgörü potasında birbirleriyle son derece sıcak ilişkiler kurma imkanı buluyor.
goes back to what I see within the festival itself. İsrailli, Lübnanlı, Koreli, Japon ve Çinli arkadaşlarımız var. Hepsi birbirleriyle çok iyi geçiniyorlar. Bu işin sırrı, kültürü, dini ve mirası anlamaktır. İnsanlar birbirlerini anladıklarında kapılar açılıyor. Bunu çocuklarımıza da aşılamalıyız. A child learns right there. Hi, buenos días. Merhaba. Salut. Excuse me. Shanghai. La madre. Adiós. Bye. Bonne nuit. La hoja. You're welcome. Goodbye. Wan'an. Ohayou gozaimasu. Please. I was first exposed to Turkey through the Turkish student. Türkiye ile ilk tanışmamı Güney Alabama Üniversitesi'ndeki Türk öğrenci kulübüne borçluyum. Düzenlediğimiz bir festivale dahil olmuşlardı. Tanıştığım öğrencilerin hepsi çok kibar, cömert ve alçak gönüllüydüler. Festivalin eğitim sorumlusu ve müdürü olarak insanların sahip olduğu saygıyı rahatlıkla anlayabiliyorum. Pek çoğuna arkadaşım diyebildiğim için büyük bir kıvanç duyuyorum. Kendilerinin de katkılarıyla mobiledeki semazenleri izleyebilme şansıma eriştim. Ofisimdeki duvarlarda bir hat ve Ebru sanat harikası asılı duruyor. Bu sanatlardan çok etkilendiğimi söylemeliyim. Türkiye'ye dünyanın neredeyse öbür ucuna gitmek, benim gibi daha önce hiç yurt dışına çıkmamış biri için büyük bir sıçramaydı. Hiç bilmediğim o yerler kelimenin tam anlamıyla müthişti. 20 milyon insanın yaşadığı bir şehirde insanların birbirine saldırmadan, çığlık atmadan yürüyebildiklerini görmek muhteşemdi. Dürüst olmak gerekirse, son 10 yıldaki gelişmelerle ilgili size söyleyebilecek çok bir şeyim yok. Ama şunu söylemeliyim ki, gördüğüm şey gerçekten muhteşemdi ve yeniden şansım olursa ikinci bir ziyareti çok isterim. And if I had a chance, I'd go back again. It was very intense. Türkiye ziyaretimin çok yoğun olduğunu söyleyebilirim. Görülecek çok şey vardı ve zamanımız oldukça kısıtlıydı. Binlerce yıllık tarihi olan bir medeniyeti 10 güne nasıl sığdırabilirsiniz ki? 2000, 3000, 6000 yıllık nesnelere dokunabilmek tek kelimeyle muhteşemdi. İnanın gözlerimin dolduğunu hatırlıyorum. O kadar eski mirasları görebileceğimi hayal bile etmemiştim. Burada 200-300 yıllık miraslarımızdan bahsederken binlerce yıllık eserlerin korunabilmiş olduğunu görmek benim için çok etkileyiciydi. Türkiye'ye bayıldığımı söyleyebilirim. Yorucuydu, çok yorucuydu ama güzeldi. Yaşlandıkça daha çok yoruluyorsunuz. Davet edildiğim için çok mutlu ve gururluyum. Daha önce de dediğim gibi, Türkiye ziyareti benim yurt dışına yaptığım ilk seyahatti. Dolayısıyla beni nelerin beklediğini bilmiyordum. Aslında bu buradan New York'a gitmek gibi bir şeydi. Yani biraz ürkütücü. Çünkü şehir çok büyük ve yorucu. Ama Türkiye'ye gittiğimde ufacık bir kaygı bile duymadım. Sokakta tek başıma yürüdüm. Bir yerlerde oturup çay içip sokaktan geçen insanları seyrettim. Tüm bunlar daha da açık görüşlü olmamı sağladı. Ayrıca insanların duygularını anlamada ve her daim gülümseme konusunda uzmanlaştığımı söyleyebilirim. Dikkatimi çeken ve keşke Amerika'da da olsa dediğim bir diğer şey ise aile ilişkileriydi. Sıkı aile bağlarını her yerde görüyorsunuz. Aileler yalnızca cumartesi tatil günlerinde değil, her gün birlikteler. David Bain. Adım David Bain. Bobby Bain'le mutlu bir evliliğim var. Uzun yıllar kimyagerlik yaptıktan sonra şimdi evliliğin keyfini çıkarmaya çalışıyorum.
Ben de Türkiye'ye gidene kadar Gülen hareketinden bir haberdim. Gülen hareketiyle Türkiye'deki okul ziyaretlerimizde tanıştığımızı söyleyebilirim. Hareketin okullardan geldiğini anlamam uzun sürmedi. Geri döneli henüz bir ay oldu ve hala Gülen hareketiyle ilgili şeyler öğrenmeye devam ediyorum. Gülen hareketinin temel inisiyatifini oluşturan hoşgörü, diyalog ve tolerans, manevi krizler yaşayan günümüz insanına nefes aldıracak önemli unsurlardır. Merhaba. Hello. Ni hao. Bonjour. Shalom. Zhu ni hao. Yom tov. Hasta la vista. Good morning. Hey, gosh, fam. Gracias. Nasılsınız? Hola. La madre. Konnichiwa. Ni farben. Pardon. Thank you. Turkey in a whole is very, very ancient. Türkiye çok eski bir tarihe sahip. İstanbul'daki Ortodoks kiliselerini, sultanların saraylarını ve yüzlerce tarihi eseri yakından görebilmek muhteşemdi. Söylediğim gibi her şey antika gibi. Burada, Amerika'da sahip olmadığımız bir zenginlik. Bizim yaşımız yüzlerle ifade edilirken sizinki binlerle ifade ediliyor. Türkiye'de pek çok yere ziyaret gerçekleştirdik. Tarihi, kültürel ve mistik mekanların bir arada olduğu birçok mekan gördük. Hepsinin uyum içinde kent kültürü çerçevesinde topluma artı değer katması son derece etkileyiciydi. I was interested in all of it. Türkiye'de gezdiğim yerlerin tamamının çok ilgimi çekmiş olduğunu söyleyebilirim. Yalnızca tarih değil. Üniversitedeyken biyoloji bölümünde okumuştum. Dolayısıyla hayvanlarla bitkilerde ilgi alanıma giriyor. Denizli'den Bursa'ya otobüsle giderken dağların arasından geçip bir vadiye ulaştık. Orada tarımla uğraşılıyordu. Çok hoş bir at çiftliği vardı. Oldukça büyüktü ve içinde çok sayıda at vardı. Sanırım 20 kadar da ahır ve muhtemelen her ahırda en az 20 at bulunmaktaydı. Yağış miktarının buraya oranla daha az olduğunu anladım. Buraya yılda 62 inç yağış düşüyor, oraya ise 6 inç. Yani sulama oldukça önemli. Sulama araçlarını görmek benim için çok ilginçti. Ayrıca arazilerde çalışan insanları görmek de çok ilgi çekiciydi. Traktörleri olan çiftçiler eşleriyle birlikte işe gidiyorlar. Rüzgar değirmenlerinin de ilgimi çektiğini söyleyebilirim. Aracımızın şoförü kendi kasabasının elektrik ihtiyacının %85'inin rüzgar değirmenleriyle karşılandığını söylemişti. Her yer yemyeşildi. Kaldığımız otelde de kapıyı anahtarla açtığımızda elektrikler devreye giriyor, kapattığımızda da devre dışı kalıyor. Bu çok güzel bir tasarruf örneği. Bizim bu konuda sizlerden öğrenecek çok şeyimiz var. Türkiye ziyaretimizde aile ziyaretlerinde de bulunduk. 5 ayrı aileyi ziyaret ettik. İzmir'e ilk uçtuğumuzda ziyaret ettiğimiz evin beyi geri dönüşüm işinde çalışıyordu. Ortaokula giden bir kızı ve 8 yaşlarında bir erkek çocukları vardı. Erkek çocuğun başında bir bandana vardı. Tıpkı bir kovboy gibiydi. Ona kağıttan bir kovboy yaptım. Baba kızına prenses diye seslendiğinden ona da kağıttan prenses bebek yaptım. Başka aileleri de ziyaret ettik. Evine gittiğimiz diğer bir ailenin babası bilgisayar programcısıydı. Başka bir ailenin reisi de ev ve yapı malzemeleri işindeydi. En son ziyaret ettiğimiz beyefendi de mobilyacılıkla meşguldü. Türkiye ziyaretimiz çok etkileyiciydi ve ben bundan son derece keyif aldım. Turkish is a very beautiful country. Biz orada turist gibi değildik.
sanki bir değişim programında gibiydi. Kültürü yakından tanıma imkanı bulduk. Türkiye çok güzel bir ülke. Çok keyif aldım. Ama maalesef ilk gün beni araba tuttu ve kendimi çok iyi hissetmedim. Ancak daha sonra önde oturmaya başlayınca düzeldim. Uluslararası düzeyde düşünecek olursak, bence Amerika, Türkiye ile yakın ilişkiler kurup birlikte çalışmalar yapmalı. Türkiye sayesinde pek çok anlaşmalar sağlanabilir ve diğer milletlerin kapıları da açılabilir. Because of the moderation in Turkey.